Bu haritamız. Şimdi Arapça dedim, lehçeleri var. Ama iki ana lehçe var. Gördüğünüz gibi Arabistan Yarımadası, Kızıldeniz, Basra Körfezi, Arap Denizi ve işte bu şu kara parçası, ki bu aynı zamanda bir tektonik kara parçasıdır. Yani dört tarafından kırılmış bir kara parçasıdır. Bir plakadır yani. Anadolu coğrafyasını tetikleyen, iten, Anadolu'da oluşan hemen tüm depremlerin sebebi bu kara parçasıdır. Dolayısıyla hani soğuklar kuzeyden gelir, depremler güneyden gelir bize. Bu da küçük bir bilgi olsun. Burası, şu gördüğünüz kırmızı çizgiyle çizilmiş alan, Kuzey Arabistan. Bu Kuzey Arabistan'da Adnaniler, burada da Kahtaniler. İkiye ayrılıyor Araplar. Adnani'deki Adnan, Hazreti İbrahim'in neslinden geldiği düşünülen, geldiğine inanılan biri. Dolayısıyla onun soyundan gelenler. Buradakiler de Kahtaniler. Yani Güney Arabistan'da. Yemen buraya giriyor, Umman buraya giriyor. Hatta bakınız, buraya uzanıyor. Şu uzantı çok önemli. Bu uzantıda Habeşistan dediğimiz İslam tarihinde, bugün Etiyopya dediğimiz, ki burada Cibuti aslında, burası Etiyopya, burası Somali, arkasında Kenya var. Bu bölge, ki o gün Aksum diye biliniyor, Necaşilerin yönettiği bir bölge. Dolayısıyla Necaşi'nin ismi Necaşi değil, kral gibi, melik gibi, sultan gibi, padişah gibi bir ünvan. Dolayısıyla Necaşilerin yönettiği bu ülke de aslında Arap dili asıllı bir dil konuşuyor. Şu anda Amhari lügatı hakim. Şu anda Habeşistan'da, Etiyopya'da Amharice yazılır dil. Alfabesi çok farklıdır. Hatta takvimleri bile farklıdır. Dolayısıyla Habeşistan'a, Etiyopya'ya gidenler iyi bilirler. Ben deniz gittim. Hatta Necaşi'nin yattığı yere gittim. O diyarı ziyaret ettim. Oradaki sahabi mezarını gördüm. Tek tek inceledim. Dolayısıyla bu anlamda Arapça iki ana kola ayrılıyor. Güney Arapçası, Kuzey Arapçası. Kuzey Arapçası Kur'an'ın indiği Arapça. Güney Arapçası daha farklı. Mesela Güney Arapçasından Allah Resulü'nden nakledilen şöyle bir rivayet. Bir Yemenli peygamberimize Eminem birri em savmu fim sefer diye bir soru sormuş. Sefer sırasında oruç tutmak zühtten midir diye sormuş. Allah Resulü de ona kendi lehçesince cevap vermiş. Leyse minem birri em savmu fim sefer. Aslında bu Kuzey Arapçasıyla, bölge Arapçasıyla, Kur'an Arapçasıyla şöyle söylenir. Leyse minel birri es-savmu fis-sefer. Gördüğünüz gibi lam-ı tarifler tamamen mime dönüşmüş orada. Böyle bir farklılık, ama bu farklılık bazen çok derine de gidebiliyor. Bazen daha sığlaşıyor ama farklılık var. Dolayısıyla Arapçanın serüveni burada böyle. Burada gördüğünüz gibi özellikle Filistin ve ki bereketli hilal dedikleri bölge. Şatul Arap su yolu burada, özellikle Dicle Fırat Havzası. Burada da farklı bir Arapça konuşuluyor aslında. Ki bugünün Arap dünyasında en fasih Arapça Suudi Arabistan ve Suriye'de konuşulur. Hatta Suriye Arapçasını ben Suudi Arabistan Arapçasından daha fasih bulurum bugün için.